bugün şehadetinden önce 3 Ağustos'ta belki son çağrısı olarak halkı meydanlara davet eden şehit İsmail Haniye'nin davetten öte vasiyeti olarak meydanlardayız. Şu etkinlik için Şanlıurfa'nın dört bir yanından kadınıyla, erkeğiyle, yaşlısıyla, genciyle büyük bir hüzün, büyük bir öfke ve büyük bir direnişe şahit oluyoruz. Rabbim bu direnişimizle cephede savaşan kardeşlerimize cesaret versin. Tabii selamlama konuşmaları içerisinde uzun uzadıya konuşamayacaktık. Ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi tatile girmeden evvel Hüdapar'ımızın 4 tane milletvekiliyle partimizi mecliste temsil ettiğini biliyoruz. Bir önerge verilmişti. Neydi bu önergenin mahiyeti? Çifte vatandaşlığı bulunan İsrail vatandaşlarından 7 Ekim'den bugüne kadar her ne sebeple olursa olsun İsrail'e gidip gelen vatandaşların gidiş geliş yol güzergahlarının belki incelenmesi, o askerlerin orada savaşa katılıp katılmamalarıyla ilgili bilgilerin elde edildikten sonra katılanlar hakkında ciddi müeyyidelerinin olması gerektiğiyle ilgili. Neydi bu müeyyideler? Bunlar vatandaşlıktan çıkarılmalıydı. Bunların mal varlıklarına el konulmalıydı ve bunlar hukuk önünde yargılanmalıydı. Bu olduğu takdirde bir nebze öfkelerimiz belki dinecekti. Bu vesileyle selamlama konuşması içerisinde değindiğimiz gibi meclisin yeniden tatil sonrası mesaisine başlamasıyla ümit ediyoruz ki bu önergemiz bir an evvel sıralamaya alınır, üzerinde gerekli görüşmeler yapılır, sonra da kanunlaştırılmak üzere meclisten kabul görür ve geçer. Bu bizi bir nebze rahatlatacaktır. Bu direnişi gösteren dünyanın tüm Müslümanlarına selam olsun. Urfa'nın kıymetli katılımcılarına buradan teşekkür ediyorum. Sizlere de ilginizden dolayı teşekkür ediyorum. Şimon Peres'in mevzusu Mahmut Abbas ile ilgiliydi. Mahmut Abbas, Şimon Peres'in cenaze merasimine katılmıştı ve orada timsah gözyaşları dökmüştü. Bugün Mescid-i Aksa için, Filistin için, Gazze için direnen ve sonunda bedelini de kanıyla ödeyen şehit İsmail Haniye'nin cenaze merasimine katılmaması kabul edilemez bir durumdur. Ben ona vurmak istedim. Ona binaendir ki bunun yeniden davetinin görüşülmesi, yeniden incelenmesi, gerekirse mecliste yapılacak konuşma davetinin geri çekilmesi bizim için önemlidir. Böyle düşünüyoruz, böyle de bekliyoruz.